Çok mücadele ettim ama terör benim yavrumu bana vermedi. Nalet olsun teröre, nalet olsun teröre, nalet olsun teröre. Beni yavrumda, beni ciğerimden koparttı. Aynısını kendiler de yaşasın, kendiler de kopsun inşallah. Bitsin artık, yeter, yeter, yeter. Gençler mezarda, toprağın altında kalmadı, gençler kalmadı. Benim bir tane bir yavrumdu, kalmadı. Bana yapılan aynılarını yaşasınlar inşallah. Benim ciğerimi yaktılar. Benim yüreğimi yaktılar. Beni yavrumdan kopardılar. Bunun sonu yoktur. Bu terörün sonu yoktur. Gidin soğan ekmek yiyin. Bırakın şunu ya. Bırakın şu devletimizin yakasını, bırakın, bırakın. Yeter artık sizin ettiğiniz. Pervin Budak çocuğumuzu misafir edeceğini söyledi. Böyle mi misafirlik olurdu? Misafire böyle mi yaparlardı? Kendi de gelsin, hele bende misafir olsun, ben kendiyi nasıl yerlere göklere koymam. Ama kendi misafirine hiyanet etti. Hiyanetçe yavrumun ölümüne sebep oldu. Arasaydı beni bir gün, biz genlerin peşine de düştük, çok düştük. Ama bir gün bizi kayda almadı. Cumhurbaşkanım görüştü. Birkaç kere görüştüm ben Cumhurbaşkanımdan, Öznur Hanım'la da görüştüm. Sağ olsunlar, bütün vekillerle görüştüm. Sabırlı olun, yavrumuzu size getirecek dendi, sağ olsun Cumhurbaşkanımız. Ama ona da kalleşlik ettiler. Yavrumuzu bize vermediler. Diyarbakır'da Haceli annemiz çocuğunu aldı. Ben de bizim esir anneleri aradım. Hadi gidelim biz de çocuklarımızı alalım dedim. Hemen onlar da işlerini bıraktılar. Gittik biz Diyarbakır'a. Gittik. Cumhurbaşkanı versin sizin çocuklarınızı dediler. Ben dedim Cumhurbaşkanım alsaydı ben Cumhurbaşkanımın kapısına giderdim. HDP aldı benim çocuğumu. HDP versin. Sağ olsun bizi aradı. Başınız sağ olsun dedi. Ben de dedim sizler sağ olun. Devletimiz sağ olsun. Evet, istedim. Şimdi de istiyorum. Yani. Şimdi de istiyorum. Kazınsın. Benim canım ciğerim gittikten sonra teröre nalet olsun. Kökü gelsin. Kazınsın inşallah. Bunlar çekirge gibi her tarafı taladılar. Yeter artık ya. Yeter. Bir evlat ne demek? O evlatı ne haline büyütüyorsun? Yani 6 sene beni yavruma hasret ettiler. 6 sene ben onun ne sesini duydum, ne kokusunu kokladım. Kendileri niye şeyleri hapiste kalıyor, gidip görürler. Ben yavrumu 6 sene göremedim. Görmedim, ne sesini duydum, ne kendini gördüm. Yeter artık, yeter düşsünler şu devletin yakasında, bu insanların yakasında düşsünler. Yeter, ciğerlerimizi koparttılar. Yani bu kendi vatanında bu insanlara yani bu yaptıkları ne? Gitsinler şeye, babalarının yanına gitsinler, Türkiye'den gitsinler. Madem Türkiye'ye düşmanlar, Kemal Kılıçdaroğlu'na da gittim. Yavrularımız dedi bizim için yürüyüş yap Kılıçdaroğlu'na. Tamam yapacağız dediler. Benim her dakika haberlerde kulağım gözüm ki acaba bir yürüyüş yapacaklar mı çocuklarımız için? Yani bu vatana, bu millete bunları yapmamaları lazım. Yeter artık. Öyle söyledi bize. Bir nevi kandırdı. Acaba kendi çocukları olsa ne yaparlardı? Kılıçdaroğlu'nun çocuğu orada olsaydı ne yapardı? Mektubu alıp Ankara'ya gittim. Kılıçdaroğlu'na götürdüm. Ama onlar bir zahmet mektuba bakıp da bu çocukları kurtarmadılar. Uzun bir uğraş neticesinde biz çocuğumuzu sağ salim getiririz düşüncesiyle bütün imkanlarımızı seferber ederek siyasileri de arkamıza destek olarak olmadı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız uzun uğraşlar neticesinde bize inşallah çocuklarımızı kavuşturur düşüncesiyle konuştuk ama olmadı. Terörün her türlüsüne, özellikle PKK terörüne lanet olsun. Binlerce defa lanet olsun. Bize bu acıyı yaşatanlara lanet olsun. Bize bu acıyı layık görenlere lanet olsun. Eğer bu insanlar vicdanlarıyla baş başa kalsınlar, eğer yastıklarını kafalarına yatağa koyup da rahat uyuyabiliyorlarsa
ne mutlu onlara. Ben hakkımı helal etmiyorum, etmeyeceğim. Etmediğim insanları da zamanı ve yeri geldiğinde hepsini tek tek ifşa edeceğim. Bunu herkes bilsin. HDP bana gerçek yüzünü gösterdi, yalancı olduğunu gösterdi. Eğer yalancı olmamış olsalardı, hükümete rağmen, siyasilere rağmen gidip bu çocukları rahatlıkla getirebilecek imkanlarına sahiplerdi. Ama getirmediler. Çünkü neden? Bunu kullanmak istediler. Biz artık bunun farkındayız. Ama şunu bilsinler ki ben onlara ne bu dünyada ne öteki dünyada hakkımı helal etmeyeceğim. Ve benim çocuğumun kanıyla diğer arkadaşlarının 12 evladımızın kanıyla inşallah boğulacaklar. Bunu ben canı gönülden söylüyorum, yürekten söylüyorum. Çünkü ben dünyada bir insanın yaşamayacağı evlat acısını yaşıyorum. Allah şimdi söylemesi belki kolay. Allah bana bu yaşatanlar kendileri de yaşasın demekten başka benim şu anda düşüncem yoktur. İHAD'nin genel başkanından tut o anki yönetim kurullarına, belki şu anda mevcut olmayan insanlar da var aralarında. Hepsiyle görüştüm. En son geçen hafta bu çocuklar olmadan önce açtım telefonu. Dedim ki bak biraz elini çabuk tut. Yapma arkadaş ya. Sen bizi hükümete gönderdin. Biz hükümetten geldik sana. Olumlu cevap getirdik sana. Sen yine kımıldamadın yerinde. Teminat istedi. Ondan sonra biz sana bütün imkanları sunduk. Maalesef sen yapmadın. Ama bugün de kalkıp bunun hesabını biz senden sormalıyız diye düşünüyorum. Şahsen ben. Çünkü bizi aylarca, yıllarca oyaladılar. Ben eğer kendisine defalarca dedim ki arkadaş, bak bu çocukların başına herhangi bir şey gelirse ben senin yakana yapışırım. Yok efendim dedi, işte biz dedi gideceğiz dedi, şöyle yapacağız, biraz sabırlı olun, uğraşıyoruz. Şu geldiği gelinen aşamada görüyorum ki maalesef uğraşılmamış, biz oyalanmışız. Bize bu şeyi reva görenler kendileri de inşallah başlarına gelir demek istiyorum.